Saadetli dille konuşacağım. Bal dudaklım. Sen konuşma, sus. Recep İvedik'in Aslıhan'ı azmetti ve başardı. 105 kiloydum, şu an 67 kiloyum. Oyuncu Ece İncebay tanınmayacak şekilde nasıl zayıfladı? Kendimi beğenen biriydim o halimle bile. Düzgün konuş, ne diyorsun? Koç play. Koç play. Tam 105 kiloydu. Önceden ben oturduğumda iki tane hamburger menüsünü yemişim tabii. Recep İvedik 4'te Şahan Gökbakar'la kamera karşısına geçen oyuncu Ece İncebay son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Bir yarımı aldım attım diyebilirim. Yarı Ece'ye küstüm öyle söyleyeyim. Filmde Aslıhan karakterini canlandıran Ece İncebay Recep İvedik 4'te işte bu haldeydi. Tabii oğlum 12 kilo çeker bunlar. Ay balık mı tuttun? He balık tuttum. O abi yardırmışsın resmen ya. Siz de alakalığa başlamışsınız resmen ya. İki tane balık girince. He? Dün akşam beni yazarken iyiydi değil mi? Size balık. Terbiyesiz. Senin balığına kaldık sanki. Zıkkım olsun inşallah. Bela akma lan oradan koca bedeninle. Genç oyuncu verdiği kilolarla adeta ikinci bir hayata başladı. Nasıl oldu? Annemle bir tatile gittik. Tatilde böyle kendimi fotoğraflarımı beğenmemeye başladım ki aslında kendimi beğenen biriydim o halimle bile. Seven biriydim. Anne dedim ben dedim zayıflamak istiyorum bir şey yapalım dedim. Sonra biraz araştırma yaptık. O süreçte de bir arkadaşım tüp mide ameliyatı olmuştu. Onunla da görüştüm. Doktor araştırması, hastane araştırmasıydı derken karar verdik ve tüp mide ameliyatı oldum. Filmde Recep İvedik'in takımında yer alan ve ıssız adada senaryo gereği zor günler geçiren bir karakteri canlandırmıştı Ece İncebay. İşte sahne dedim be ama bu şekilde olmaz ki ya. Ulan cezası. 26 yaşındaki genç oyuncu tüp mide ameliyatı oldu. Ece İncebay 38 kilo birden verdi. 7 ayda 38 kilo verdim. Ay sen kaça düştün? 105 kiloydum. Şu an 67 kiloyum. Şimdi koruyorum. 1-2 kilo daha falan verirsen benim için kafi olacaktır. Saadetli dille konuşacağım. Dontişim. Saadetli dille konuşacağım. Bal dudaklım. Sen konuşma sus. Aslan kaçırdı. Allah kahretsin sana lan. Adam gibi atsana karşında duruyor Feyyaz. Niye kıramıyorsun? Mutlu fırk iğneyi seni. 105 kilo olan genç oyuncu adeta iğne ipliğe döndü. Kendime barışıktım. Dediğim gibi ben hep kendimi seven biriyimdir zaten. Hep böyle gülerim her şeyden mutlu olan bir insanımdır. Ama işte belli bir süre sonra insana tak ediyor canı. Hani yediğin yakıştırmıyor. Hani fotoğraflarda beğenmiyorsun. Bir şey oluyor ve hani artık tamam diyorsun. Ben de o döneme gelmiştim 2 sene önce. Yani burasının uygun gemisi gibi oldu bu takım. Darıca hayvanat bahçesi gibi bura. Bunlar Allah'ın lütfu, bunlar Allah'ın cezası. Bu şekilde olmaz ki ya. Ece İncebay şimdi yeni haliyle kamera karşısına geçeceği günü iple çekiyor. Devam etmek istiyorum. Birkaç teklifim var. Onları değerlendireceğim şu dönemde. Bakalım geri döneceğim inşallah.